Yaz ayları yaklaşıyor. Yaz turizminden önemli gelir elde eden ülkeler bu yıl kazançtan çok zararı azaltma derdinde. Virüsün yayılmasını engelleyecek konseptler geliştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de turizmciler hazırlık içinde. Turizm Bakanlığı oteller çalışmaya başladıktan sonra alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışma hazırlıyor. Uçuş yasakları nedeniyle turizmciler bu yıl yerli turistlere bel bağlamış durumda. Koronavirüs salgınının hem halk sağlığı açısından hem de ekonomik açıdan etkileri ağır. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm. Resmi açıklamalara göre Türkiye'de vaka sayılarının azalma eğilimine girmesi ise turizm sektörü için umut oldu. Turizm Bakanlığı kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı. Pazartesi gecesinden itibaren önemli turizm destinasyonları olan Antalya ve Muğla'nın da aralarında yer aldığı 7 il için seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Peki oteller hangi koşullarda açılacak? Bu sene gerçekten tatil yapılabilecek mi? Evet, bu sene tatil yapamayacağız. Bakanlığın verdiği sertifikayla otellerde çalışanlar sağlık kontrolünden geçecek. 24 saat doktor bulunduracaklar. Sürekli müşterilerle muhatap olan personel sezon boyunca otelden ayrılmayacak. Müşteriler sağlık kontrolünden ve hijyen tünelinden geçtikten sonra otele kabul edilecekler. Otel %60 kapasiteyle çalışacak. Restoranlar kalabalık olmasın diye 6-8, 8-10 arası 2 şifte müşterilerini kabul edecekler. Her şey dahil sistemi ortadan kalkmış durumda an itibariyle. Otellerde ve restoranlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken plajlarda da benzer önlemler alınacak. Plajlara gelince plajlar o şekilde tıklım tıklım olmayacak. Her 3 metreye bir şezlong konacak ve onların da saatleri belli olacak. Yani randevuyla plaja inebileceğiz. Kalabalık olan mekanlar açılmayacak. Küçük havuzlar açılmayacak. Diskotekler, barlar açılmayacak an itibariyle. Yani deniz, kum, güneş ve yemekten faydalanamayacağız. Uçuş yasaklarıyla birlikte Mart ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 2019'un Mart ayına göre %65 düştü. Nisan ve Mayıs ayında düşüşün devam etmesi bekleniyor. Haziran-Eylül dönemi turizm açısından kritik aylar. Turizmciler bu dönemde dış turizmin yarattığı boşluğu iç turizmle ikame edecek. Kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılacak. Ancak bir ülkeden turist alabilmemiz için ülkeler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması, uçuşların yeniden başlaması gerek. Dünya turizmine bakarsak Avrupa Birliği'de İspanya ve İtalya gibi ülkelerde kısmi rahatlama başladığında ilk hareketliliğin yerli turist açısından başlayacağını öngörüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye 2019'da 45,1 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri 34,5 milyar dolar oldu ve bu rakamın %83'ü yabancı ziyaretçiden elde edildi.